Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce videomu beğenip sayfama abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugün size buzdolabı kapağında bulunan o haznelerden yavruluk nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu en uzun olan haznesi buzdolabı kapağının. Şu şekilde arkadaşlar yan haznelerini delip file koydum arkadaşlar, tül koydum. Bir bu tarafına koydum arkadaşlar. Bir de bu tarafın aynısını yaptım arkadaşlar. Biraz uzun olduğu için vaptuzları 3 tane olarak şu şekilde yaptım arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar köpükten üstüne tam olacak şekilde bir kapak yaptım. Balıklar sıçramasın diye. Şu şekilde arkadaşlar lastik yardımıyla da şöyle üstünden geçirerek içine doğru koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de yem atabilmek için şöyle güzel bir kapak yaptım. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi lastiklerini de takayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar lastiklerini de taktım. Şu şekil. Bunu arkadaşlar şöyle şu şekil. Normal yavrularım burada. Gördüğünüz gibi. Normal olarak bu yavruluğu yumuşak varımına kuracağım arkadaşlar. Şu şekil. Suya koyduğunuz zaman hem köpüğün şeyli arkadaşlar biraz daha alt üstte durabilir. Şöyle batırıyorsunuz arkadaşlar. Suyu içine aldıktan sonra şöyle şu şekil. Güzel bir şekilde yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şu köpüğü yavruları attıktan sonra da yapabilirsiniz. Normal yavruluğum bu küçük olduğu için daha büyüğüne koyuyorum. Şu şekil. İçine balıklarımı attıktan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Kırmızı. Evet arkadaşlar şimdi kadehten çıkartacağım olmuş yumurtalarımı. Şu şekil. Balıklarım bayağı oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar kadeh kuluçkadan çıkanlar arkadaşlar. Şu şekil. İçine döküyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıklar daha iyi, daha uzun yüzebiliyor arkadaşlar. Hem büyük yavruluk, hem büyük yavruluk arkadaşlar balıkların daha iyi büyümesini sağlıyor. Hem de daha çok balık atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar balıklarım burada. Çok rahat bir şekilde yüzebiliyorlar arkadaşlar. Şimdi diğer kuluçkamdakileri de arkadaşlar. Bunları da içine atıp şuradaki yunuslarımı da içine atacağım arkadaşlar. Hepsi bir yerde bir şekilde duracak arkadaşlar. Hem balık kaybınız olmayacak hem de daha iyi bir yavruluk oldu yani arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip sayfama abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.